İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın bağımsızlığı ile Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle anma töreni. Batı Ermenistan'ın Bağış Bitlis'te kar kalınlığı 2,5 metreyi buldu. 257 köy yolu ulaşıma kapalı. Libya'da 200 binden fazla kişi Türkiye karşıtı protestoya katıldı. Erdoğan Suriye'de ağır kayıplar verdi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve AGİT Genel Sekreteri Dağlık Karabağ Arsak sorununun barışçıl çözümü sürecini görüştü. Hazarası Ayan'a adanan Sergi Edebiyat ve Sanat Müzesi'nde açıldı. Türkiye ey diye başlar, eyvah diye bitirir. Batı Ermenistan, Cenevre Uluslararası Dostluk Çerçevesi girişimiyle Batı Ermenistan Ulusal Konseyi ve Batı Ermenistan Parlamentosu üyesi Bayan Lidya Margosyan, 10 Şubat 2020'de Batı Ermenistan Ermenilerinin haklarına ve Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümüne yönelik bilimsel bir konferans verdi. Margosyan, 1920 yılında Milletler Cemiyeti'nin eşiğinde Müdür Edward Chapuisati tarafından kurulan Cenevre adlı kuruluşun 100. yılını kutladı. Chapuisati, diplomatik, politik, bilimsel, kültürel, ekonomik ve iletişim dünyasını Cenevre toplumuyla birleştirmek için çalıştı. Bayan Margosyan, 2020 yılının dayanışma için önemli bir yıl olduğunu, ancak bunun sadece Batı Ermenistan'ın bağımsızlığının 100. yılının kutlanacağı için değil, aynı zamanda Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümünün de kutlanacağı için Ermeni ulusu için de önemli olduğunu belirtti. Bu konuşma sırasında Bayan Margosyan, 16. yüzyılda sömürgeleştirilmesinden bu yana Batı Ermenistan'da devam eden, Batı Ermenistan Devleti'nin işgalinden sonra da orada hayatta kalan Ermeni nüfusuna yapılan baskıyı ve büyük bir çoğunluğunun sürgünle sonuçlanan durumunu, hukuksal ve tarihi bir bakış açısıyla adım adım gerçekleşen gelişmeler hakkında uzun bir konuşmada bulundu. Orta Doğu'daki savaş haberleri sadece 100 yıl sonra değil, aynı zamanda bölgenin barışçıl geleceği ve Batı Ermenistan'ın Ermeni halkının onurunu geri getirme gücüne sahip olan Sevr Antlaşması'nın nasıl bir anlaşma olduğunu siyasi alana gösterme şansı verdi. Batı Ermenistan'ın Bağış Bitlis'te bir haftadır etkili olan ve hala devam eden kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Tek katlı evlerin, otobüs duraklarının, trafik işaret levhalarının ve park halindeki araçların kara gömüldüğü kent merkezinde kar kalınlığı 2,5 metreye ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 4 metreyi aştı. Belediye ekipleri de yoğun çalışma yürütmeye başladı. Yetkililer, il özel idare ekipleri ile karayolları ekiplerinin yol ağlarında ara vermeden çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Tertayem'in bildirdiğine göre Libya'nın Bingazi şehrinin Kiş adlı meydanında 14 Şubat'ta 200 binden fazla insanın katıldığı Terörizmi Durduralım adlı bir protesto gerçekleştirildi. Libyalılar Türkiye'nin ülkelerini işgaline karşı seslerini yükseltti. Meydanda Libyalılar Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Ulusal Uzlaşma Hükümeti Başkanı Fayez Sarac'ın ve İslam Devleti terör örgütü savaşçısını simgeleyen maketleri imha etti. Libyalılar, Türkiye'nin kendi ülkelerini istila etmesine karşı olduklarına dair bir bildiri yayınladılar. Bu bildiride Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti ile birlikte hareket eden Türkiye'nin bu faaliyetlerini ülkelerinin işgali olarak nitelendirdiler. Çünkü Libyalılar Ulusal Uzlaşma Hükümeti'ni kendi hükümetleri değil, terörist olarak kabul ediyorlar. Erdoğan'ın Suriye ordusu ve müttefikleri olan İran ve Rusya ile ilgili fark edilmez açıklamalarına rağmen Suriye birlikleri bugüne kadar Türk yanlısı gerici terörist grupların hepsini yok etmeyi başardı. Son haberlere göre Suriye topçusu Türk birliklerinin ve Türk yanlısı gerici teröristlerin Suriye ordusuna karşı kullanmaya çalıştığı en az 6 Türk M60 tankını, 12 zırhlı aracı ve 3 çok namlulu roketatar sistemini imha etti. Uzmanlara göre Suriye birlikleri Türklere ve paralı askerlerine, özellikle Suriye'ye yasa dışı olarak girdikleri ve terör yaydıkları için hukuken karşı saldırıda bulunma hakkına sahiptir. Assad, Türkiye'yi memnun etmiyor ve bu bağlamda Türkiye'nin İdlib'den ayrılmayacağı ve tam tersine gerici teröristlere destek olmaya devam edeceği açıktır. Rusya'nın müdahalesi anlaşmayı daha da zorlaştırıyordu, ancak 1923 Lozan Anlaşması'ndan önceki sınırları, 1920 Sevr Antlaşması geri getirmeyi planlayan ABD ve Türkiye'ye kadar değil.
Eğer Erdoğan sözlerinden eylemlere geçerse, yani kendi tehditlerini konkretleştirirse, o bunun için cevap vermek zorunda kalacak. Rusya Subayları adlı birliğin başkanı Tümgeneral Sergey Lipoyov, Askeri İnceleme adlı dergiye verdiği röportajda Erdoğan harekete geçerse kaybedecek dedi. Uzmanların görüşüne göre Türkiye şu anda Moskova ile ölçülü bir rol oynuyor. Çünkü Suriye ordusuna karşı açık savaş Rusya'yı Asad ile birleştirmeye zorlayacak ve Türkiye savaşın ilk günlerinde binlerce askerini kaybedecek. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armenpress'e bildirildiğine göre Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zohrab Mratsakanyan 14 Şubat'ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT Genel Sekreteri Thomas Graminger ile bir araya geldi. Taraflar Dağlık Karabağ Artsakh sorununun barışçıl yollarla çözülmesi sürecine ve bu bağlamda yapılan son toplantılara atıfta bulundular. Her iki tarafta barışa katkıda bulunan ortamı güçlendirmeyi ve insanları barışa hazırlamayı amaçlayan ardışık adımların ve AGİT'in bu bağlamdaki rolünün öneminin altını çizdi. Büyük Ermeni yazarı öğretmen Hazaros Ağayan'ın 180. yıl dönümüne adanan sergi Yeşe Çarens adlı Edebiyat ve Sanat Müzesi'nde açıldı. Sergide Ağayan'ın fotoğrafları, farklı yıllardaki kitaplarının yayınları, kişisel eşyaları yer alıyor. Armenpress'in haberine göre müze müdürü Garo Vartanyan, Ağayan'ın arşivinin oldukça büyük olması nedeniyle bu küçük ama eşsiz sergiyi organize etmede sorunlar yaşadıklarını belirtti. Müdür yaptığı konuşmasında şair Ağayan, masal yazarı, çocuk oyun yazarı, çevirmen, sosyal aktivist ve eğitimci olarak canlı ve yaratıcı bir yaşam sürdü. Üstün zekalı Ovanes Sumanyan da dahil olmak üzere herkes tarafından takdir edilen tartışılmaz bir üne kavuştu, dedi. Vartanyan, sergilenen eserlerin ziyaretçilere Hazaros Ağayan'ı çağdaşları olan Tumanyan, Broşyan, Mıgırdıç, Hrimyan ve diğerleriyle çevrelenmiş ortamı içinde görme fırsatı vereceğini ifade etti. Garo Vartanyan, yıl boyunca diğer tanınmış şahsiyetler ile Mıgırdıç Hrimyan'ın 200. yıl dönümüne de kutlayacaklarını vurguladı. Türkiye İzleme Komitesi Yerevan adlı STK'dan bir alıntı sunuyoruz. Alıntı kaynağı Türk basını. Suriye meselesinde gerilimin daha da tırmandığı her aşamada Türkiye'nin aynı tepkileri vermesine artık herkes alıştı. Sırasıyla şu adımlar atılıyor. Önce Türk kamuoyuna yönelik yüksek dozda Suriye karşıtı açıklamalar "Ey Esed" diye başlayan tümcelerle dile getiriliyor. Hemen ardından düşük ölçekte dikkatli bir üslupta Rusya eleştirisi yapılıyor. Sonrasında ise ABD ile yakınlaşma başlıyor. Devamında Rusya ile yapılan telefon görüşmesi. Nihayetinde Türkiye'nin Astana ve Soçi süreçlerine bağlılığının teyidi ilan ediliyor. İdlib'de Türk askerlerine yapılan saldırı sonrasında da böyle oldu. Suriye'nin Rusya için ne kadar vazgeçilmez olduğunu anlamamak. Türkiye'nin kendi devlet kapasitesini, kendi gücünün sınırlarını ölçmemek, Rusya'nın enerji kaynaklarına bağımlı olmanın, Rusya'nın Türkiye üzerinde nüfuzunu arttırdığını görmemek, günün sonunda bir kez daha Rusya karşısında geri adım atılmasıyla sonuçlandı. Türkiye işte bu. Ey diye başlar, eyvah diye bitirir. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı Ermeni folk topluluğu tarafından seslendirilen Kele Lao adlı eseri sunuyoruz. Kelir tank mırırgi Tani mırçul Kavik matraş Kavardi Kavik perin Kemik mırzi Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.